Evet, şu anda Adana'nın Çukurova ilçesi Güzelyalı mahallesindeki Alpargun apartmanının önündeyiz. Bu Alpargun apartmanı depremle birlikte enkaza dönüştü. Yanımda Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin var. Evet başkanım, son durumu sizden alabilir miyiz? Öncelikle bütün milletimize geçmiş olsun. Hakikaten çok üzüntülüyüm. Yani sabahın deprem saatinden itibaren, bu dakikadan itibaren bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Bütün belediyeler el ele vermiş durumda. AFAD, valiliğimiz, kaymakamlığımız herkes üstüne düşeni fazlasıyla yapmaya çalışıyor. Ama gerçekten çok üzüntü verici. Bir de ilginç olan bir şey var. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Yani 10 ilde yoğun bir biçimde hissedilen bir deprem ve 10 ilde yıkıma yol açan bir deprem. Yani şimdi bir yerde merkez üssü işte Kahramanmaraş'a Kahramanmaraş, Antep'se Antep. Orada belki yıkıma yol açması normal karşılanabilir ama bütün illerde yıkıma yol açması ta Malatya'dan tutun da işte Diyarbakır, Antep ve Adana'da Çukurova ilçesinde de hissedilmesi ve yıkıma yol açılması gerçekten düşünülmesi gereken bir şey. Şimdi ilçemizde 7 bina yıkıldı. Sabahtan beri enkaz alanlarını dolaşıyoruz arkadaşlarımızla birlikte. Belediye olarak vatandaşlarımızın yanındayız. Ama ilgi çeken bir şey daha, yani dikkat çeken bir şey daha. Şimdi şu inşaatta da göreceğiniz gibi çok ince demirler kullanılmış. Yani bu bina tabii eski binalar, 7 binanın 7'si de çok eski binalar. Muhtemelen de hazır beton kullanılarak yapılmışsa bile standartlara uyulmamış olması düşünülebilir. Yani kentsel yenilenmeye ihtiyaç duyan binalarda bu kentsel yenilenme çalışmalarının süratle yapılması gerekiyor. Vatandaşlarımızdan bir kısmı tabii kentsel yenilenme çalışması yapılabilmesi için müteahhitler atıyorum işte 150 metrekare evlerini alıp 100 metrekare belki vermeyi teklif edebiliyorlar. Çünkü öyle olması gerekiyor. Kabul etmiyorlar 3-5 metre için, ondan sonra da eski binalar bir sarsıntıda böylesine önemli bir depremde yıkılıp gidiyor. Çok üzüntü verici. Kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gerçekten vatandaşlarımız da çok duyarlı. Burası da çok kalabalık. Yakınlarını bekleyenler var. Çok üzüntü verici. Umarım burada mesela 28 daire var. 14 kat 28 daire şu an önünde bulunduğumuz binada. Umarım canlı sayısı fazladır ve enkazdan hepsi kurtarılır. Onun için de herkes üstüne düşeni yapıyor.